16 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Kendine iyi bak programımızla yeniden karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Erkan Kalafat bizimle olacak. Kendisiyle bugün farklı konulara değineceğiz. Ahşap nedir bunu konuşacağız. Bununla birlikte ahşabın beton evlerden farkı nedir? Ahşabın sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza ve bedensel sağlığımıza faydaları nelerdir? Bununla birlikte ülkemizde ahşap kullanımı yaygın mıdır, değil midir? Bunun için çalışmalar var mıdır? Bunları konuşacağız. Erkan Bey'le hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız Erkan Bey? Teşekkürler. İyiyim. Sizler de iyisiniz teşekkürler, inşallah. Teşekkürler. Bizler deyiz. İlk olarak sizi tanıyalım. Erkan Bey kimdir? Detayları sizden alalım. Erkan Kalafat. 1968 Trabzon doğumluyum. Evet. Aşağı yukarı 18 sene Trabzon'da yaşadım. Daha sonra Bursa'ya göç ettik. Üniversiteyi kazanmamla birlikte 85 Hacettepe Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği girişliyim. 89'da mezunuyum. Evet. O tarihten beri de ahşapla ilgili işlerde bulundum. Bu zaman zaman üretim oldu, zaman zaman pazarlama grubu, evet, zaman zaman danışmanlık olarak devam etti. Evet. Peki neden ahşap ev? Yani beton evlerden farkına geçmeden önce ahşap evi niçin kullanmalıyız? Ahşabın en büyük özelliği depremde öldürmemesi. Yani biz şimdi deprem öldürmez, bina öldürür. Profesörlerimiz böyle, evet, dile getiriyor bunu. Bu bina ahşap bina için değil, betonarme bina için söylenen bir şey. Ahşap evde ölüm oranı sıfıra yakın bir kere. En büyük sebebi bu. Yani depreme dayanıklı. Depreme dayanıklı. Fayın üzerinde yapmayın, yanında dahi yapsanız, ahşap eve geçersek pek çok faydaların yanında, işte akut gibi, afet işleri gibi şeylerden de aslında biraz daha personel istihdamında azalmaya gideceğiz. Bu da, evet, dolayısıyla ekonomimize bir fayda etmiş olacak. Ahşap en başta doğal bir malzeme. Yani işte toprakta doğal olarak yetişen, sürdürülebilirliği olan, ne bileyim, kesimden sonra yeni bir fidan diktiğinizde 5-10 sene sonra yeniden bir ham madde temini yapabildiğiniz bir ürün. Evet. Çevreye zararı yok, tamamen doğal olduğu için. Onun dışında ürünü kullanımdan sonra diyelim ki artık malzemeler veya kestiğinizde ormanda kalması, dolayısıyla herhangi bir çöpü yok. Evet. Ürün tamamen çürüyor ve doğaya karışıyor ve hiçbir zararı olmadan karışıyor. Tamamen çevreci, ekolojik sistemi bozmayan bir ürün. Bunun yanında sağlıkla ilgili pek çok faydaları var. Evet. İnsanlara işte elektrik yüklememesi gibi, ne bileyim, nem barındırmaması, ki bu işte astım, bronşit, romatizmal hastalıklar gibi sıkıntılara sebebiyet, evet, vermiyor. Bunlar biraz betonarme evin sıkıntıları. Ahşapta bunları yaşamıyoruz. Doğal bir yapıya basıyoruz çünkü, değil mi? Çok çok, yani çıplak ayakla gezebilirsiniz, evet, rahatlıkla. Hiçbir yapay malzeme olmadığı için evin içinde. Evet. Bu biraz tabii doğaya da yakın olma. Yani biz ahşap eve geçtiğimizde çok katlı evlerden yatay yerleşimlere de geçeceğimiz için biraz doğayla iç içe, işte çime basma, elektriğimizi, evet, yavaş yavaş oraya verme ve daha relax bir hayat sürebilmemizi sağlıyor. Kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle. Psikolojik sağlığımıza da faydaları var. Mesela ahşap bir yere girdiğimizde kendimizi inanılmaz iyi hissedebiliyoruz. Yani rahat hissediyoruz. Onun sebepleri büyük ihtimalle bu elektrik yüklenmesiyle ilgili. Şimdi onunla ilgili şöyle bir örnek verilir daima. Tünel kalıp sistemiyle betonarme evler yapılıyor. Tünel kalıplar fabrikasyon hazır kalıplarda dökülen bir beton duvar sistemiyle getirilip işte, evet, şeylerle birleştiriliyor. Vinçler yardımıyla binalar üst üste birleştiriliyor. O duvarların yapımında çift sıra tel örgü hasır şeklinde yapılıyor. Ve bütün evin içi o tel hasırlarla dönmüş oluyor. Ve elektrik de verildiğinde bir elektromekanik ortam oluşuyor. Evet. O ortamda size elektrik yüklemiş oluyor. Yani ahşap evlerde böyle bir çalışma olmadığı için dolayısıyla orada bir elektrik yüklemesi olmuyor, evet, size. Rahatlatıcı etkisi buradan kaynaklanıyor değil mi? Herhalde öyledir. Peki çok katlı bir yapı yapabilir miyiz ahşap evlerle? Dünyada pek çok örneği var. Hani çok öneriyor muyuz? Önermiyoruz. Çünkü hani biraz daha şöyle bir şey yapılmış. Türkiye'de hangi yıldı? Şurada notlarıma bakayım. Bir üniversitenin böyle bir çalışması olmuş. Evet. Türk insanına sorulmuş. Hani nasıl bir şeyde yaşamak istiyorsunuz? Yaklaşık %96'sı iki katlı evlerde yaşamak istiyor, evet, Türk insanına. Yani biz aslında dubleks dediğimiz insan yapısı olarak çok katlıları sevmiyoruz. O biraz
politik olarak diyeyim şehrin merkezine yerleştirip evet. insanları mecburen arsa azlığı sebebiyle de çok kata hı-hı. dönüştürülüyor. Aslında biraz daha böyle dışarıya doğru yaymaya çalışıp evet. insanları bu isteklerine cevap verecek şekilde iki katlı evlere doğru hı-hı. yaysak çok daha güzel kesinlikle. Bir sonuca gider diye evet, düşünüyorum. Cumalı Kızıköy'ünü de biliyorsunuz Osmanlı evlerine baktığımızda hep iki katlı. Şimdi orada zaten atalarımız tamamen ahşap sistemde oturmuş. Hatta hep Japonlar bilinir depreme dayanıklı ev yapıyor falan diye. Japonlar evlerini kale direği gibi duvarlardan oluşturarak kuruyorlardı ve depremde sallantıda o kale direği gibi olan duvarlar yıkılma evet. yapabiliyordu. Hı hı. Bizim Osmanlı sisteminde ise bu kale direği olan sistemin arasına diagonal bağlantılar atılarak hı hı. Japonlar bunları sonradan bizim evlerimizi inceleyerek çıkartıyorlar. Evet. Hani aslında Osmanlı karkas sistemi bütün dünyaya örnek olan bir sistem. Hı hı. Kesinlikle. Betonarmenin zaten ömrünü bakarsanız işte 2. Dünya Savaşı ile Türkiye'ye giriyor. Hı hı. Almanya'da yetişen bilim adamları, onlar çok hızlı Hitler zamanında yol yapıp vesaire çok hızlı ulaşmaları gerektiği için betonu buluyorlar. Evet. Sonra savaştan sonra bizim bilim adamlarımız da oralardan alıp geliyor. Hı hı. Yani betonarmenin ömrü şu anda yani Türkiye'de yapım şeyi 60-70 yıl. Hı hı. Ondan önce betonarme yok. Tamamen her şeyimiz ahşap. Evet. İşte Boğaz'daki yalıları düşünün. Tamamı ahşap ve hı. denizin içinde ayaklar vardır. Evet. Hani uzun süre dayanımı düşündüğünüzde 600-700 yıl yaşayan hala ahşap binalarımız var. Evet. Cumalı Kızık örneği de o da çok eskidir. Yani sürecini şu an bilemiyorum evet, ama. Çok da güzel, çok sağlam, dayanıklı görünüyor. Aynen. Oradaki yani insanlar da çok rahat yaşıyorlar görüyorsunuz. Kesinlikle. O kadar deprem atlattık ama hani böyle sallanıyor şeklinde görünse bile halbuki çok sağlam yapılar. Kesinlikle. Yani depremde yıkılma imkanı yok. Evet. Peki ahşabın beton evlerden farkları nelerdir? Şimdi ahşap grubu birincisi depremde ölüm oranı sıfıra yakındır. Şöyle bir ortalama var. Her yıl 1000 vatandaşımızı depremde kaybediyoruz. Bakın çok açık. Evet. Her yıl 1000 vatandaşımızı depremde kaybediyoruz. Bu ortalama. Hı. Yani bir 50 yıllık süreci ya da 100 yıllık süreci alın. Hı. Bölün kaybettiğimiz insan sayısına. Her yıl 1000 vatandaşımızı kaybediyoruz. Ahşap eve geçersek bu 1000 vatandaşımız ölmeyecek. Tamamen %100. %100. Yani örneğimiz nereden? İşte Kaliforniya. Kaliforniya'daki vatandaşların %90'ı ahşap evlerde kalıyor. Şehir merkezleri yine çok katlı, iş merkezleri beton ve çelikle yapılıyor, çok katlı gökdelenler. Hı. Çalışmaya oraya gidiyorlar ama dönüp ahşap evlerinde oturuyorlar kentin etrafında. Evet. Yani oradaki fay hattıyla bizdeki fay hattı hemen hemen örnek, hı. benzer olduğu için onu örnek verdim. Oradaki dönem tufanlar sebebiyle tamamen o evler kopuyor, yerlerinden uçuyor, görüyoruz haberlerde ama yine ahşap yapıyorlar. Evet. Sebebi insanı öldürmemesi. Hı hı. Dayanıklı olması. Hiçbir depremde ahşap evde ölüm oranı yoktur. Hı hı. Yani tek tüktür. Belki camdan atlamıştır bir korku sebebiyle vesaire. Yani sakatlanmalar tabii ki olabiliyor ama ölüm oranı sıfıra yakındır hı hı. ahşap evlerde. En büyük özelliği bu. Onun dışında betonarme evlerde yapımı esnasında pek çok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yani mesela şeyleri görürüz. Beton taşıyan araçları, mikserleri. Yolda çok hızlı giderler. Sebebi fabrikada üretilmiş o betonun çok hızlı bir şekilde kurumadan, suyunu kaybetmeden döküleceği alana gitmesi. Onun için trafikteki kurallara çok dikkat etmezler. Çok hızlı giderler. O sürede hemen oraya dökülmesi gerekiyor. Evet. Oldu ya orada bir yol tıkanıklı oldu, trafik tıkanıklı oldu, varamadı, süresi gecikti. Bu sefer betona kurumasın diye su vermeleri gerekiyor. Çok tehlikeli. Aslında evet. üretilen betonun dökülmesi gerekiyor. Fazladan su verilmemesi gerekiyor. Riskli bir çalışma. Bunu kontrol etme imkanınız var mı? Yok. Yani şimdi bir bina yapıyorsunuz. Her şeyi kontrol altında varsayıyorsunuz. Hı hı. Ama dışarıdan gelen etkilerle bakın hiç kontrol etme imkanınız yok. Veya usta etriyeleri atarken o küçük bağlantılar vardır onların, demirleri birbirine bağlayanlar. Belki iki tane, üç taneyi tam da kolonun, kirişin birleştiği yerde atmamıştır. Evet. Kontrol ederek görebilme imkanınız var mıdır? Çok zor. Çünkü inşaata baktığınızda zaten böyle bir şey gibi çok Arap saçı denir. Hani çok karmaşık bir demir yığınağı görürsünüz. Onun içinde o kadar küçük parçaların atılıp atılmadığını evet. kontrol edebilme mekanizması çok zordur. Biraz ustaya kalır. Hani onun
güvenerek, ha bu usta yapar diyerek güveniyorsunuz. Tamamen riskli bir çalışma yani aslında. Çok risklidir ahşap betonarme binalarda bu tür sakıncaları görmek. Yani orada işte betonu döktükten sonra sulamanız gerekiyor. İşte çok su verdiniz, az su verdiniz orada ya da beton yandı, çok sıcaklığı vesaire gibi hep duyarsınız. Bu sıkıntılar ahşap evde tamamen ortadan kalkıyor. Duvarların içi tamamen açıktır. Ahşap karkas sistem duvarların içini sizin görmenizi sağlar. Hiçbir şey gizli saklı değildir. Atılmamış herhangi bir vida, somun bir şey varsa mutlaka görürsünüz. Müdahale edebilirsiniz. Hatta en güzel tarafı bunları siz yapabilirsiniz. Evet. Betonarme evden farkı biraz da budur. Siz hafta sonu yanınıza işi bilen bir arkadaş alarak ufak ufak evinizi kendiniz, hem bu eğlencedir, çoluk çocuk birlikte yapılabilecek bir faaliyettir, hem vücut sağlığı açısından evinizi kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz. En büyük özelliği galiba bu. Çok güzel bir şeydir. Yani hem çocuklarla bir arada olup hem doğayla baş başa hem de kendi evinizi ufak ufak yapabilirsiniz. Türk filmlerinde oluyordu genelde. Bir sahil kasabasına giderlerdi, bir ağaçtan ev yapabilirdi. Değil mi? Yani pek çok zaman bunları seyrettik. Daha çok şimdi biz yabancı filmlerde seyrediyoruz bunu. Evet. Aslında Türk filmlerinde çok eskilerde var ama şimdi yabancı filmlerde bakıyoruz, işte bir fırtına gelecek. Camlara ağaç çakarlar. Zaten ahşap evdir o. Fırtınadan etkilenmesin, yani içine bir girip de koparmasın evi yerinden diye böyle önlem alırlar. Çok aslında hoş bir şey, yani insanlar kendileri bir şeyler yapıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Evet. Zaten betonarme hiçbir şeyden etkilenmez diye bakıyoruz. Sadece deprem korkumuz olmasa, ama maalesef öyle. Türkiye deprem kuşağında ve hani her an bir deprem korkusuyla yaşıyoruz. Ve çok büyük bir ortalamadır senede. 1000 kişiyi kaybedecek olmamız. Kesinlikle. 99 depreminden 2016'ya 17 yıl geçti bakın. Evet. Şu anda hali hazır 17 bin kişiyi kaybedeceğimiz bir deprem var demektir. Evet, seneye 18 zaten. Sonra 19, 20 diye gidiyoruz. Yani her yıl bu sayıyı artırın kafanızda. Evet, Bursa'da Marmara bölgesinde olduğu için. İnşallah olmaz. Şimdi biraz kentsel dönüşümler sebebiyle aslında kentsel dönüşümde de biz biraz hatalı mı gidiyoruz diye hep şey yapıyorum. Hani biz gece konduları yıkacaktık, insanları öldürecek şekilde olacak binaları yıkacaktık. Oraları, plansız yerleri planlı yapacaktık ama Bursa'da bakıyoruz FSM bulvarında. Ata bulvarında yapılıyor kentsel dönüşümler. Yani biraz daha herhalde parasal olarak rantın kurtarabileceği bölgelerde yapmaya başladık ama bunu tam tersi diğer işte Yıldırım bölgesi ağırlıkta gibi, işte Yunuseli gibi bu bölgelerde biraz yapabilmemiz lazımdı. Hem oraları daha planlı hale, hani çıkan caddelere, kapalı caddelere değil, o hale getirmemiz lazımdı. Orada biraz sıkıntımız var ama en azından o bölgelerde dahi olsa kötü yapılmış binalar şimdi biraz daha dikkatli, daha iyi yapılıyordur. Evet, İnşallah hepimizi depremde de koruyacaktır diye düşünüyoruz. Peki. Şimdi ahşap denilince aklımıza ilk gelenlerden bir tanesi de acaba hemen yanar mı? Çünkü hani baktığımız zaman yangının hızlandırıcı bir etkisi varmış gibi algılanıyor. Bunun nedeni nedir peki? Yani yanar mı ahşap? Tamamen eski Türk filmleri. Bizim hatırlıyorsanız Osmanlı'da bir tulumbacılar grubumuz vardır filmlerde. Onlar her yangına böyle bastırarak tulumbalarla giderlerdi falan. Eski evlerimiz ahşaptı tabii. Şimdi ahşap evin en güzel tarafı depremde öldürmemesi diyoruz ya. Yangın tarafı biraz tedbir alınabilir taraf. Yani bir evi yakmamak için ne yaparsınız? Aslında evin yanan kısmı duvarı değildir. Ahşap da duvar oluşturuyor. Mefruşattır. İçerideki işte perdedir, koltuktur, yataktır. Hani daha hızlı alev alacak malzemeler çabuk tutuşur. Evet. Onlarda engel olma imkanınız zaten yok. Ama ev tutuştuktan sonra en azından elektrikle ilgili sıkıntılar vesaireler veya nasıl söyleyeyim onu? Yani ahşabın şu güzelliği vardır. Bu tarafını yaktığınızda elinizi bu tarafa tutun, ısınmaz. Evet. Isıyı iletmez. Yani bu taraftaki odadaysanız en azından bu alev buraya geçene kadar minimum 60 dakika var. Yani bu evden kaçabilirsiniz. Aynı odadaysanız tabii ki gaz dolayısıyla insanlar sıkıntı yaşıyor. Yani o gazı giderecek de ahşapla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten mefruşat boğuyor insanı gazdan vesaireden. Evet. Yoksa yanan alevden çoğu kişi yanmıyor. Boğulduktan sonra veya o hareket edemez hale geldikten sonra yanıyor. Yani gönül istiyor ki o yangınlar olmasın ama buna tedbir alınabiliyor ve ahşap ev bunu en azından sizi koruyacak ya da ayakta bina duracak şekilde sağlıyor. Zaman kazandırıyor. Zaman kazandırıyor. Şey örneğini veririz orada. Bu 11 Eylül'de kuleleri uçaklar vurduğunda o kuleler bakın çelikti. Vurmanın ve patlamanın etkisiyle oluşan ısı o çeliği su gibi eritip
tamamen aşağıya su gibi eridi o binalar fark etmişsinizdir. Çok hızlı bir şekilde indi aşağıya. Onun amacı sıkıntısı çelik bina olmasıydı. Ahşapta böyle bir imkan olmaz. Ha ahşapta o gökdelen tabii ki yapılmaz da. Ama ahşap tamamen bitene kadar gücünü kaybetmez öyle söyleyeyim. Hatta yangın iletkenliği olmaması sebebiyle de Amerika'da yine bu çelik çatı yapılan bölgelerde özellikle kapalı spor salonları gibi çok kişinin girdiği alanlarda eğer çelik çatı yapılmışsa bu çelikleri tamamen ahşapla kaplanması yönetmeliklere girmiştir. Ya ahşap çatı yapılacak ya çelik çatıları ahşapla kaplamanız gerekiyor. Evet. Sebebi de şu yani ahşabı çok hızlı yakamazsınız. Örneği şu mangal yapıyorsunuz. Odunları, kömürleri doldurdunuz. İçine de birkaç parça çıra attınız. Alev aldı. Evet. İçine bir tane büyük odun koyun. Kalın bir odun koyun. O odunu asla bitiremezsiniz mangal bitene kadar. Evet. Saatlerce o odun yanar orada. Evet, kesinlikle. Ve çıkarırsanız onu iki planya yapın gene ağaç olarak kullanırsınız. Evet, güzel bir sadece örnek. Dışında bir kömürleşme olur yandığı için ama içi sağlam durur. Aynı evlerde de bunu düşünmeliyiz. Evde aslında. De sistem aynı. Yani sizi içinde öldürmez ahşap ev. Kaçmanızı sağlar bir şekilde yangın olduğunda. Peki radon gazının evlere etkisini geçmeden önce radon gazı nedir bunu konuşalım. Radon gazı bu periyodik cetvelin bir soy gazlar grubu var. Orada numarası da vardır burada söyleyebilirim meraklı arkadaşlarımız oluyor bazen. Geçeyim onu. Yani soy gazların içinde olan bir element aslında. Radyoaktif bir element. Bu radyoaktif element normalde doğada olan bir gaz bu. Hatta bu fayların yarılmasında ortaya çıkan gazdır radon gazı. Ve alev aldığı söylenir. Hatta Gölcük'te pek çok kişi parladığını söyler denizden böyle gece 3'lerde olan depremde. Denizden bir parlamanın olduğu büyük ihtimal o radon gazının çıkıp parlamasıyla oluşan bir olay. Evlerden, binalardan çıkan bir gaz mı? Yok, o şeyden, denizden çıkan bir çıkan. Gazdı. Yarılma herhalde denizde de vardı orada. Oradan çıkan radon gazının parlamasını insanlar hani böyle bir güneş parlaması gibi hissettiler. Radon gazı doğal olarak ortamda var. Şimdi bu radyoaktifite bir gaz. Yani... Bunu biz ne yapıyoruz? Nerede kullanılıyor bu? Şimdi çimentoyu oluştururken arazilerin yaklaşık bir 50 santimlik alanı tıraşlanarak alır toprağa, çimentoda karışım olarak yapılır, kullanılır. Biz bu çimentoyla ne yapıyoruz? Evimizi sıva yapıyoruz, şapını yapıyoruz, işte tavana yapıyoruz vesaire. Evin her tarafını bu şeyle kaplıyoruz, çimentoyla. Bunun içinde eğer radyoaktivite varsa ölçen bir kurumumuz yok. Halbuki Rusya'da binalar bittikten sonra çevre ppm aralığını kullanıyor zannederim Rusya. O ppm aralığındakilere izin veriliyor. Ama daha yüksekse o evde oturma izni verilmiyor. Bakın bizde sağlık hiç böyle bir araştırma yok zaten. Bilinmiyor bile. Bu radon gazı radyoaktivite işte en çok akciğer kanseriyle kendini gösteriyor. Evet. Aslında onun dışında sağlığa girmişken bir şeyler daha söyleyeyim oraya. Hani ağaçları mühendisi olunca biraz mobilya tarafımız da var bizim. Şimdi mobilya grubunda yaklaşık 15 yıldır birinci sınıf kalitede sunta üretiyoruz. Ama ondan önce E2 denilen ikinci sınıf kalitede bir sunta üretimi vardı. İnsan sağlığını hiçe sayan. Burada tabii o dönemde iyisi oydu diye tanıtılıyordu insanlara. Bunun içinde fenol ve formaldehit diye iki madde var. Bununla o suntanın hamuru oluşturuluyor. Hamurun içinde dolgu maddesi olarak yapılıyor. Hatta şu anda bazı Çin'den gelen özellikle parkelerde de hala aynı malzemeler kullanıldı. Çünkü ucuz malzeme olarak. Dolguyu fazla kullanırsanız dolayısıyla daha fazla kar edersiniz. O mantıkla kullanılıyor. Aslında başka bir mantığı yok. Ağacı, yongayı daha çok kullanırsanız tabii ki doğal olmuş olur biraz daha malzeme. Sunta yapımında bu fenol ve formaldehit malzemeleri çok fazla kullanılıyordu. Tabii hamur haline getiriliyor ağaç yongasıyla birlikte ve preslerde basılıp belli bir kalınlıkta plakalar oluşturuluyor suntadan. Evet. Sonra da bunlarla alıp biz mobilya yapıyoruz. Bu fenol formaldehit ölçülmüyordu bile. Hani E2 deniyor ama hiçbir ölçümde yapılmıyordu. Yani insanlara önerim 15-20 yıldan önce mobilyaları varsa kesinlikle değiştirsinler. Çünkü onlardaki malzemeler de işte deri döküntüleri, göz yaşarmaları, akciğer kanserine varan
etkileri yapıyorlardı. Yani o grubu kesinlikle değiştirmemiz lazım. Avrupa mobilyamızı almıyordu belli bir dönem. Yani bu hangi yıl? İşte 90'lı yıllardan sonra yavaş yavaş Avrupa'ya mobilya göndermeye başladık. Nasıl şimdi Rusya diyor ki işte gıdanızın üzerinde portakalınızda şu malzeme var, o yüzden almıyorum gibi. Yani o devirde de E2 suntayla yapıldığı için mobilyamız sınırdan dışarıya çıkamıyordu. Şimdi çıkıyor çok şükür. Yani o şeylere biraz daha dikkat etmeye başladık. Evet, sağlık açısından. Aynen öyle. Evet. Yine herkes ahşap evde oturursa, herkes ahşap ev yaparsa arazi yeter mi bize? Ahşap evde oturalım öncelikle. Yani ölmememiz lazım ya depremlerde. Arazi, ya arazimiz aslında çok. Yani Türkiye 780 bin kilometre kare galiba, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da söylemeyeyim. Şimdi Google Earth var. Girdiğinizde şöyle herkes bir baksın Bursa'ya, yaklaşmadan şöyle uzaktan. Toplu yine başı kadar bir yer aslında. Evet. İnsanların yerleşim alanı, yani yoğunluğuna baktığınızda çok küçük bir yoğunluk. Onunla ilgili bir küçük şey de yapmıştık, veri. Bursa özelinde alırsak, işte Bursa'nın nüfusu 1 milyon 800 bindi. Nüfusu ortalama 4 kişiyle düşünürsek, 1 milyon 800 bin bölü 4 kişi, 450 bin tane arsa gerekiyor bize. Evet. Şimdi dünya ortalaması şu, 200 metrekare bir arsa, üzerine diyelim ki 130-140 metrekare bir bina koyacağız. İki katlı olabilir bu. Üstünde de 60-70 metrekare. Bu dünya ortalamasında bize yetiyor. Yani 200 metrekare bir arsa ve 450 bin tane bu işe talepli insan var diyelim. İki katlı mı, tek katlı mı? İki katlı yapılabilir. Bu tabii biraz da ihtiyarlamaya başladıkça üst katlar çok kullanılmıyor. Evet. Ama aşağıdaki 130-140 metrekare de bize yeter. Yani illa 200 metrekare ortalamayı yakalayalım diye uğraşmaya gerek yok. Dünya ortalaması böyle ama bize aşağıdaki 130 metre. Çünkü ahşap evlerde veranda denilen açık bölümler var. Orada da gününüzü geçiriyorsunuz. Hele yazın kimse içeriye girmiyor zaten. Onun için o yeterli oluyor bize. Yani 450 bin adet arsayı da 200 metrekare ile çarparsak aşağı yukarı 90 bin dönüm elde ediyoruz. Yani Bursa için 90 bin dönüm bir arazi lazım bütün insanları ahşap evde oturtmaya. Evet. Bu da arazimizi bölersek ortalama %1-1,5 civarına geliyor. Hı hı. Yani Bursa'daki arazilerden, bunu da tabii kesinlikle verimli arazi yapmamak şartıyla, bir uydu kent oluşturalım. Buraya, hani pek çok yerde oluşturalım tabii, ilçeleri de düşünerek, buralara insanları iki katlı evlerde 200 metrekare planlayarak oturtalım. Sadece %1'ini karşılıyoruz. Ya da 1,5'unu sosyal donatılarla birlikte. Evet. Örneği şurada, işte Nilüfer Belediyesi hobi bahçeleri. Çok da gitmeyen güzel arkadaşlarımız oldu. Varsa mutlaka ziyaret etsinler. Hobi bahçelerine gittiğinizde Nilüfer Belediyesi 169 tane arsa parselledi. Zannederim 150 metrekare onlar. Üzerlerine 20-25 metrekare küçük ahşap evler kurdurdu. Herkes bahçesini de eksin diksin ve ahşap binada da yaşasın diye. Evet, çok da güzel oldu. Çok güzel, ama esas güzel tarafı şu. Biz o binaları yaparken oraya hiçbir altyapı hizmeti gelmedi. Çünkü her şey daha önceden yapıldı. Bütün kanalizasyonu, suyu, elektriği binaların başına çekildi. Zemin oluşturuldu. Biz binaları yaptık ve bağlantılarını oradan yaptık. Olay bitti. Yani bunu işte uydu kent yaparken yapamaz mıyız? Hatta insanlara standart 200 metrekare bir proje veririz. Bu projeyle herkes evini kendisi yapsın denilebilir. Sadece kontrolde kalabiliriz ki bunun kontrolü bile gerekmez. İnsanlar kendisi kontrol ediyor. Çünkü kontrolsüz dahi yapılsa bu binaların minimum hiç bilmeyen biri yapsın %60 ayakta kalır bir kere. Yani hiç bilmeyen gelsin, dağdan birisi, eli çekiş tutan birisi gelsin bu evleri yapsın. %60'ı ayakta kalır bakın depremde. Evet. Peki ucuz mu diğer evlerle kıyaslandığımız zaman? Fiyat olarak baktığımızda aslında betonarme çok sanayi şeklinde yapıldığı için biraz ucuz gibi görünüyor. Eğer ahşabı da bu sanayi ortamına sokarsak kesinlikle belki de yarı yarıya olacak betonarmeyle. Fiyatlandırırsak bunu kabaca arsa payı hariç şu anda herhalde 750 lirayla 1000 lira aralığında ahşap ev maliyetidir. Evet. Yani 100 metrekare bir arsa bina yapacağım. 1000 liradan 100 bin liraya binayı yaparsınız. Arsa payınız ne tutarsa, ki bunu işte zaten çorak araziden planlayın diyoruz. Belediyemize, devletimize, hani kim bu işle ilgilenecekse.
O arazilerde de herhalde 5000 liradır en fazla arazi. Yani evet, çok ucuza evi mal etmek mümkün aslında. Evet, düşündüğümüz zaman. Kesinlikle. Peki tüm evler ahşap olursa buna ormanlar tükenmez mi? Yani sürekli ağaçlar kesilecek, işlenecek. Bizim mesleğin şöyle bir sıkıntısı var tabii. Orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri, ağaçları endüstri mühendisleri. Bunlar hep ağaç katliamı evet, yapıyor. Yani meslekleri bu. Aslında öyle bakmıyoruz biz. Mesleğimiz ahşabı daha rentable nasıl kullanırız? Yani zayi etmeden planlı. Bu dünya ortalamasında %20'dir. Yani 100 kesiyorsanız 120 dikeceksiniz. Orman mühendisleri bunu bilir zaten. Karşılığı ödenecek, verilecek gibi. Tabii yani o 100 kestiğinizin karşılığı 120 olarak dikerseniz o yetişme yılı olarak baktığınızda size yine sanayi tipi kereste evet, verebilecektir. Evet. Ama bizdeki Orman Bakanlığı'nda bu tür planlamalar yapılmıyor. Çünkü ahşabın ihtiyacı bu şekilde kullanılmadığı için. Evet. Genelde Rusya yakın, hemen oradan kereste gelsin kullanalım diye evet, bakılıyor. Evet. Orada da saatlerce üzerinde uçulan araziler olduğu evet, için orman anlamında oradan bolca ve uygun fiyatlı ürün geliyor. Ama bizim bunu aslında kendi bünyemizde yapabilmemiz lazım. Çünkü ahşabın bir güzelliği de yerel olması. Evet. Yerel malzemeyle dışarıya bağımlı olmadan evimizi yapabilmemiz. Biz bu kesimi ve dikimi yapabilirsek zaten ağaçlar azalmıyor, aksine çoğalıyor. Örneği Kanada, Amerika. En büyük ahşap ev kullanıcısı, en büyük ahşap satıcısı bu firmalar. Evet. Ülkeler. Yani hem kendileri kullanıyor, %90 oranına varan ahşap evlerde oturuyorlar. Hem de yurt dışının en büyük satıcıları. Evet. Kanada kavağı vesaire. Yani Türkiye'de de pek çok kullanım yeri bulan ve dikimi yapılan ağaç türleri vesaireleri var. Peki küresel ısınma yine aynı şekilde sera etkisi olarak düşünmek gerekirse neler söylemek istersiniz? İşte bu sistemi oturttuğumuzda zaten o sera etkisinde ağaçların karbondioksitini gidermek açısından yaşlı ağaçlar genç ağaçlara göre daha zayıftır dönüşümü sağlamak. Yani genç ağaçların, genç fidelerin dikilmesi o dönüşümü çok daha rahat sağlayacaktır. Evet, daha iyi verim alabilir. O yüzden biz bu sanayileşme, yani ahşapta sanayileşme şeyini çok çabukça oturtmamız lazım. Böylece ileride çocuklarımızın geleceği açısından evet, da faydalı bir şeyler yapmış oluruz en kesinlikle, azından. Kesinlikle, en azından sağlığa faydaları açısından da çok önemli. Kesinlikle. Peki ülke ekonomisine katkıları nelerdir? Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Mesela bir enerji sıkıntımız var ülkede. Yani işte yavaş yavaş barajları kurduk. İşte kömürden santraller yaptık. Şimdi daha farklı santraller yapma kavgaları veriliyor falan. Aslında enerjiyi de rentable kullanırsak bu enerji bize de yeter şu an için. Ama işte şimdi betonarmeyi ya da çeliği yapmak için harcayacağınız enerjileri baz aldığınızda ahşap bunların yarısı. Yani ahşap ev yaptığınızda betonarme ev ya da çelik ev yapmanızdaki kullandığınız enerjinin yarısını kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu bir enerji kazancı demektir size. Evet. Ahşabı kurduğunuzda burada depremde vesairede bu evler yıkılmayacağı için hani DASK sistemi boşa çıkmış olacak. Hani insanlara işte DASK yaptırın, depremde işte atıyorum 100 bin bina yıkıldı, bunun karşılığı devlet yüklü bir ödeme yapacak vesaire gibi bir yükümlülükten kurtulmuş olacak. Ahşap eve geçersek yıkılmadığı için bizim akut grubu, pek çok akutlar oluşturduk, bir sürü personeller, eğitimler görüyor vesaire, onları farklı alanlara kaydırmış olacağız. Dolayısıyla artık depremde yıkılan bir ev olmadığı için oralara eğitim yapmamış olacağız. Bu tabii aslında keşke kentsel dönüşümde bir miktar böyle düşünülebilseydi, bir örnek binalar yapılabilseydi. Sadece birkaç şehrimizde var bu örnekler. Mesela Afyon'da üniversite hocaları bir araya gelip zannederim böyle 80-90 civarında bir yapı kooperatifi evet, şeklinde bir şey yapmışlar. Örnekler yapmışlar. Bu uygulamalar çok güzel aslında. Bunlar görülse, incelense, belki üniversiteler yavaş yavaş buraya kaydırılsa, belediye işbirliğiyle bir şeyler yapılsa evet, çok daha faydalı şeyler olacak. Özellikle sağlık konusunda atladığımız bir şey var. Ahşap evler içeride astım, romatizma, bronşit gibi hastalıklara iyi geliyor. Ki Türkiye'de çok yaygın bizim, bu hastalıklar. Kesinlikle. Bütün yaşlarımız romatizma. Evet. Aslında niye sebebi betonarme ev? Yani çünkü nem var evin içinde. Evet. Nemi dışarı atamıyorsunuz. Ahşapsa şey alıyor, nemi
sizle birlikte yaşıyor aslında ahşap ev. Evet. İçeride bir nem varsa onu dışarıya alıyor. Hı. Kendi bünyesine alıyor, çekiyor ya da dışarıya atıyor. Hı. Yani içeride size bir nem bırakmıyor. Dolayısıyla evet. siz romatizma olmuyorsunuz. Astımla ilgili de şöyle bir durum vardı. Mudanya bizim doğal olarak havasının astım rahatsızlığına iyi geldiği dünyaca bilinen bir yerimiz aslında. Evet. Bursa açısından çok faydalı bir yerimiz var. Biz burayı ahşap evlerle bir bloklar oluşturabilsek, bütün astım rahatsızlığı olanları bu ahşap evlerde hem Mudanya'nın havasından faydalanmaya hem de ahşap evlerin sağlığından faydalanmaya kurgulayabilsek, bu insanlara çok en büyük faydamız evet. bu olur. Sağlığa da yatırım yapılır aslında böylece. Kesinlikle ve bunları zannederim yurt dışı Exim Banklar da destekliyor bu tür projeleri. Buradan da söylemiş olalım evet. en azından. Aslında ülkemizde yani baktığımızda genel olarak çok yaygın değil ahşap kullanımı. Bunun için çalışmalar yapılıyor mu, yapılacak mı? Sadece bu işin içinde olanlar zorluyor. Aslında insanımızın çok büyük bir ilgisi var. Çünkü atadan gelen bir malzeme bu. Evet. Ama maalesef betonarme bize biraz hani rantı getirdiği için çoğunluğumuz onun üzerinde biraz gidiyoruz. Biraz maddi kaygı var diyorsunuz. Var, kesinlikle var. Yani biz biraz şehir içine yerleşmekten vazgeçip biraz daha açık araziye, raylı hatlarımızla oraya ulaşacak şekilde yerleşmemiz lazım. Bu aslında bize pek çok şeyden de kazandıracak. Neyden kazandıracak? Biz şimdi hepimiz şehir içinde yerleştiğimiz için acemlerimiz bizim Boğaz Köprüsü gibi. Sabah trafiğinde de geçemiyoruz, akşam trafiğinde de geçemiyoruz. Belediyemiz sağ olsun yapıyor pek çok şey ama yeterli. Yani. Herkes aynı anda çıktığında orası geçilmiyor. Ben işte küçük sanayide işim. Oraya gidebilmek adına yani günde bir saat yolda harcıyorum. Evet, bir saatte dönüş toplamda iki saat. Yani Bursa içi çok küçük 10 kilometre bir yerden bahsediyoruz evet. ama bir saat sürüyor. Bunu biz yayabilsek bu bir saatlik yolda harcadığımız benzinden raylı hatla geldiğimizde çok cüzi rakamlarla hem havayı kirletmemiş olacağız egzoz dumanları sebebiyle hem de biz sinir harbi yaşamayacağız evet. gibi hani görünmeyen faaliyetler, görünmeyen yardımları da var. Kısa vadeli değil aslında uzun vadeli düşünmemiz lazım. Kesinlikle uzun vadeli düşünmemiz lazım. Evet. Peki dünya çapında değerlendirdiğimiz zaman ahşabı en çok hangi ülkeler kullanıyor yoğunlukla, sıklıkla? Şimdi öncelikle bizim atalarımız ahşapçı. Ama dediğim gibi 45'lerden sonra gitgide azalmışız. Biz %95 betonarmeye dönmüşüz. %5 ahşap kullanıyoruz. Evet. Amerika ve Kanada en büyüğü. Bu %99'lara varan oranlar var evet. bölgesel olarak. Filmlerden ahşaplarda oturma. İngiltere var, Almanya var, Finlandiya var. Yani ahşap binayı çokça bilen, kullanan topluluklar var. İnşallah biz de oralara ulaşmış oluruz tabii. Çok teşekkürler Erkan Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Ahşaba dair tüm merak edilenleri konuştuk bugün. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bir Kendine İyi Bak programımızın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatlerde bambaşka